street. You know the organization of the club, you know the board, the coach, I feel it feels like home for me and for me as well. And we're looking forward for a good season. Gerçekten çok kalabalık. Samsun'a geldi. Bugün de çok mutlu. Samsun spor. Hocamız, yönetim bana çok iyi alaka gösteriyor. Gayet mutluyum. Kendimi evimde mi hissediyorum? Manchester City, Celtic gibi üst düzey takımlarda oynadı. Bu ligdeki hedefi, başarılar, Türkiye'deki hedefi hakkında mı? You know, these teams in the past, you know, I don't like to speak about past. I'm looking on the present and the future. It's one of the also a few days ago, you know, the plan that the club has. And, what, you know, the new stadium and everything, try to promote the first league, the Super League. Make me, you know, to be involved in this plan and come here and help. Evet, takımlarda oynamadan geçmişini bahsetmeyi sevmiyorum. Bunu tamamen geride bırakmışsınız. Hemen şu an Samsunspor için Samsunspor'a hizmet etmekteyim. Bizim hedeflerimiz var. Geleceğe yönelik çok büyük hedeflerimiz var. Yeni stadımız var. Yeni stadla beraber hedefler tabii ki güldü. Hep birlikte takımla beraber Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Ben de buna katkı sağlamak istiyorum. İlk kez sağladın mı gelmeden önce? İlgi aldın mı? Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. No, to be honest, because I was going too much with the offer and the process to finish the deal. Only few people knew about me coming here. I tried to keep it private until the last day. That's the reason I tried to not involve fans in this one. Dürüst olmak gerekirse YKS'a danışmadan niye danışmadan da şöyle söyleyeyim. Samsunspor'a bana bir teklif oldu ve bu tekliften sonra çok yoğun görüşmeler başladı. Yoğun görüşmelerden dolayı zamanım olmadı. Bir de şu var, ben bunun gizli kalmasını istedim. O sebepten dolayı YKS'a danışmadan, yani YKS'a bir görüşmen olmadı. Hazır bir Samaras'ı tam olarak ne zaman izleyeceğiz? Working every day with two trainings with the coaches here. It's very, very good for me that we have a break now for the national team after the game Friday. So I have another 2 weeks to prepare myself. Hopefully, you know, when we'll back, I will be able to play more minutes. Now about 90 minutes, I'm not sure yet, but this 2 weeks break will be very good for me. Şöyle cevap vermek isterim. Her gün iki ekranımız var. Hocamızla beraber çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ben elinden geleni yapıyorum hazır hale gelmek için. Önümüzde bir milli takım arası var. Milli takım arası. İki haftalık bir ara var. İki haftalık ara benim için çok yararlı olacaktır. Kendimi hazırlamam açısından. Çok faydalı olacaktır. 90 dakika oynayamam şu an ilk halime. Ama ben hep çalışıp hazır hale gelmek için elinden geleni yapıyorum. Sezon boyunca gol hedefini sorabilir miyiz? Ya söyleyebilir miyim? Again, I answered that question like a few days ago. I'm not the goal striker, number 9. I'm not the player in the box. Score goal like Fanny's. I'm more playing left midfield, left winger. Try to create for my team and win games. It's not important how many goals I'm going to score. The most important thing is how many points we're going to have in the end of the season to promote. Birkaç gün önce bana yine böyle bu ay sonra aynısını sordular ve bana ben yine tekrarlıyorum. Ben bildiğiniz santrafor değilim. Ben tipik santrafor değilim. Ceza sahasında bulunan bir santrafor değilim. Sol kanatta oynuyorum. Yani Gekas gibi bir santrafor değilim. Sol kanatta oynuyorum ve takıma gol pozisyonu yaratmak amacındayım. O yüzden eğer şu kadar gol atarım diyemem ben size. Önemli olan, benim için sadece önemli olan sezon sonunda ne kadar puan toplayacağınız. Fotoğraf. Fotoğraf. Fotoğraf.